Peki yeni yarışmacımız Özlem'e gelelim. Kusura bakma, seni biraz hararetli bir finalle karşıladık ama bizde hep böyle oluyor zaten. Sakin bir final geçmiyor. Güzel bir ortamda olduğumu düşünüyorum. Kız nasıl güzel, herkes birbirini yiyor diyor güzel. Vallahi Kadir Bey, ben bu program başladığından beri her gün izliyorum. Peki. O kadar alışığım ki artık böyle yorumlara. Çok da böyle şey gelmiyor yani, değişik gelmiyor. Yabancı gelmiyor her gün izlediğim için. Önce eline emeğine sağlık Yağmur Hanım'ın. Teşekkürler. Kamu spotu cümlesini girdikten sonra devam ediyoruz. Ben evin kirli halini gezdiğimde mutfakta buzdolabı benim çok dikkatimi çekti. Çok kötü durumdaydı. Diğer yerleri es geçme ihtimali olsa bile orayı kesinlikle bırakmamalıydı. Benim için buzdolabı çok önemliydi. Ancak buzdolabını kesinlikle ellememiş. Sizin için eksi bir puan yani. Kesinlikle. Dediğim gibi buzdolabı benim için önemliydi. Peki hızını nasıl buldunuz Özlem Hanım? Yani 4 saatlik bir süre içerisinde eli pratik miydi? Telini sürdüğü yeri parlatıyor muydu? Pratik olsaydı daha iyi yapabilirdi diye düşünüyorum. Evim çok büyüktü. Fark ettiniz mi? Çok büyük değildi Yağmurcuğum. Diğer evleri görmediniz. Görmedim. Evet, ben şimdi pazartesi salı günkü yarışılan evleri görmedim ama. Peki şöyle senin yapalım. Senin evin üzerinden konuşuyorum. Diğer evlerle Özlem Hanımcığım, bir şey şöyle yapalım. Şimdi siz diğer evleri görmediniz ama Nihal ve Gülcan'a soralım. Onların eviyle ilgili Yağmur nasıl yorumlar yapmış? Anladığım kadarıyla konuşmalardan Yağmur Hanım da çok sert eleştiriler yapmış. Peki o zaman neden size karşı 4 saatin olduğunu belirtiyor? Çünkü yetiştiremedi. Bunu bir bahane İddiasının olarak mı kullanıyor? İddiasının altını dolduramadı. Şu anda sığınabileceği sadece saat süresi var. Bu yüzden ona sığınacak. Çünkü mutfakta ya şurası evet çok güzel olmuş diyebileceğim hiçbir yer yok. Peki salona geldiğimizde vitrinlerle ilgili, koltuklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi salona geldiğimde de ilk temizlenmemiş haline baktığımda toz, örümcek ağı, çok miktarda toz vardı. Yoksa onun dışında duvarları silmesini falan beklemedim açıkçası ben. Çünkü vitrin vardı, koltuk vardı. Onları temizlerse duvarı beklemeyecektim zaten. Örümcekler daha duruyor orada. Ama örümcek ağları alınmamış. Koltuklar süpürülmemiş. Ben koltuğu açtığımda ortasında bütün pislikler duruyordu. Altında örümcek ağları duruyordu. Yani orayı kıyafetleri düzenlesin falan bunu beklemiyordum ama en azından bir açıldığında bir süpürge tutulsaydı o pislikler kalmazdı orada. Alaturka tuvaleti beğendiniz mi? Alaturka tuvalette leke yoktu ama sarılıklar duruyordu. Sarılıklar çıkmıyor. Hani onları en azından mutfağa başlamadan önce bir öyle yapsaydı, daha etkili bir şeyler yapabilseydi ya da zamanını doğru kullansaydı orayı daha iyi temizleyebilirdi diye düşünüyorum. Sizden de puanınızı almak istiyorum. Buyurun. Evet, bugünkü yeni yarışmacımızdan ilk puanını alıyoruz. Bakalım Yağmur'un yaptığı temizliğe kaç puan verdi? Buyurun hanım. Yağmurcuğum, beklediğimi göremedim. Üzgünüm. 2. Teşekkür ederim. Evet Nihal Hanım, son olarak sizden yorum ve puanınızı almak istiyorum. Zaten yorumların birkaçını yaptınız ama devamını da getirirseniz sevinirim. Buyurun. Arkadaşlar zaten yaptık Kadir. Ara ara da lafı böldüm, kusura bakmasınlar. Ara ara. Ya ben zaten röportajında da söyledim. Yağmur'un dedim, evinin dedim zorlayacak tek yer dedim mutfağı dedim. Keşke mutfağın hakkını verseydi. En azından şu buzdolabını, ben zaten ilk girdiğimde oraya ettiğimde o buzdolabını ben çektim bir hırsla kontrole girdiğimde. Arkadaşlar ben çektikten sonra zaten gördüler. Arkası, yanı, sağa, sola, hatta dolaba girilmemiş hiç. Ondan sonra zaten ben örümcekleri ilk kontrole gittiğimde örümcekler duruyordu. Biz söyledikten sonra örümceklerin almasının hiçbir anlamı yok arkadaşımızın. Neden anlamı yok peki? Biz son bir dakikada gittim orada örümcek. Ama neden? Keşke, şey söyleyeceğim. Sen keşke ilk günde bu kadar örümcekleri böyle sesini çıkarsaydı. Tuvalet ben elime süpürge makinesini aldım ama onları çıkartmadı mı? Yani niye? Yok çıkartmadı. Çıkartmadı çünkü o puan toplamaya çalıştı. Tabii ben puan toplamaya çalıştı. Toplayamadı çünkü. Çünkü temizlik senin işin değil. Nur Bey çok sinir bozucu bir şekilde davranıyor. Gereksiz gülmeler, kahkahalar, el hareketleri, gereksiz şakalar hiç gerek yok. Nur Bey ile zaten Yağmur Hanım gerçekten ikisinin arasında bir şey olduğunu, bir gruplaşma olduğunu zaten sezdik. Bunu biliyorum. Arkadaşlarım da bunu biliyor. Salonda örümcekler zaten bariz duruyordu her yerde. Vitrinde arkadaşımız bana dedi ki keşke dedi yıkamanı bekliyorum dedi. Ben sadece ondan bir tanesini en azından bana konuştuğu için keşke altını doldursaydı da bardaklarını yıkasaydı. Ondan sonra orada bir sehpa vardı. Evet, orta sehpa. Orta sehpa. O çok basit bir sehpa. Açılabiliyor. Şöyle elimde bir kaldırdım. Oh! İçinde ne ararsan var Allah versin. Arkadaşlarımız da gördü. Ben bıraktım. Zaten öyle detaylı şeyleri hepsini ben kaldırdım bariz. Kapısı duruyor zaten. Her şeyi duruyordu. Banyoda o vitrinin içini inanın yapacak diye zaten beklemedim. Zaten Kadir Bey buna bunu elletmez dedim. Çünkü dahil olmaz. Ama keşke dedim. Arkasını silmesini bekledim. Bir süpürge çekseydi. Ben çektim yani. Klozetinin şeyin Alaturka'nın tuvaletini beğendim. Yani bir öncekinden anca o kadar çıkar, şimdi sarı
aralık yer etmiş artık. Çeşmeye çok odaklanmıştım banyonun içine. Kireçliydi, onu çıkarmışsın, eline sağlık. Peki, Nihal Hanım'dan da puanını almak istiyorum. Bu kadar yorumum. Eline sağlık, emeğine sağlık. Hepimiz 4 saat içinde yarışıyoruz. Ama işte büyük söz konuşmak lazımmış. Ama değil mi, büyük lokma yememek lazım. Evet, bu senin için de geçerli Nihal Hanım. Evet, Nihal'den şu anda son puanı alıyoruz. Bakalım Yağmur Nihal'den kaç puan alacak ve toplamda kaç puana ulaşacak? 10 bin liraya son 2 gün kala. Buyur Nihal. Sana puanım 2. Teşekkürler. Ay, bugün finalde Yağmur'dan da bana gına geldi. Çünkü Yağmur kendini hiç savunamadı. Oturdu, sus kum çiçeği gibi oturdu. Ben onu savunmak zorunda kaldım. Olmaz ki böyle. Yağmurcuğum, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Toplamda 9 puana ulaştın. Sağ ol. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim ama ondan önce yorum yapmak istiyorum. Şimdi en önemlisi, gelelim 4 saate. Haftanın başından beri hepinize diyorum ki bakın, 4 saatlik bir temizlik. Tabii ki bir yerler kalabilir ama siz yorum yaparken sanki hiçbir eksik kalmayacak bir şekilde temizlik bekler gibi yorum yapıyorsunuz. Bu imkansız. En profesörüne getirseniz 4 saatte ancak bu kadar oluyor. Keşke yorum yaparken bu 4 saati bu saatten sonra bari siz ve Özlem Hanım göz önünde bulundurun. Çünkü gününüz geldiğinde anlıyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Şimdi mutfak dolaplarına gelelim. Mutfak dolapları çok yağlı dolaplardı. Yani hem toz vardı hem yağ vardı. Ha, Gülcan'ın ve Nihal'in o ocak kısmı kadar belki çok yapışkan bir yağ değildi ama yağlı dolaplardı. İşleri de berbattı, çok tozluydu. Ve sen yarım saat geçtiğinde sadece buzdolabın üstündeki o bir de yanındaki ince uzun dolabı terlemiştin. Diğerlerinin kapakları falan duruyordu. Sana dedim ki biraz daha hızlı olman gerekiyor çünkü alt dolaplarda var. Hatta sen dedin ki bizim alt dolaplarımız da var. Dedim ki mutfakta alt dolap olmadan olur mu? Senin burada dezavantajın fırının da vardı, aspiratörün de vardı. Fırını çok güzel yaptın, zaten içi yağlıydı ama kapak kısımlarının aralarını falan aldı. Mutfaktaki tek problem yavaş olmandı. Elin evet, yavaştı. Orada zaten kaybettim her şeyi. Bir de terlediğin yeri parmak kuvvetini vermediğin için bir seferde çıkmadı o yağlar. Geri geri dönmek zorunda kaldın. O seni biraz uğraştırdı. Salona gelelim. Salonda mutfaktan çok bir süre kalmadığı için girdiğimizde panikle girdik. Onun için hemen bir örümcek ağları alınmadı. Koltukların altı ya da üstü süpürülmedi ki koltukların alt kısmı elini vurduğun zaman tamamıyla toz yumağıydı. Bayağı kötüydü. Yani süpüremesen bile bir kova suyla hızlı içlerini silmeni beklerdim en azından onun içine. Salon camını silerken evet elin salon camında hızlıydı ama az önce Özlem Hanım'ın dediği gibi yani sildiğin yerden emin olmadan sildi. Aynen. Mesela öbür camı önce ben bir kapasını aldım hızlıca, terledim, peşini hemen sildim, duruladım, çıktım. Aynı yeri 3-4 defa sildi ama yani orada bir kendinle bir emin olmadan karıştı. Siliyormuş gibi ya da artık sürem yetişmiyor tarzında bir korkuyla herhalde sildi. Onun için cam biraz sıkıntılıydı ama vitrinin içini güzel temizledin. Zaten tabağı çanağı yıkamanı beklemiyordun. O mutfaktan çıkıp da onları yıkamak çok büyük bir süre ister. Bunu anlatmaya çalıştım hepsi haftanın başından belli. Banyoya geldiğimizde ise evet konsolu zaten kesinlikle katmadım. Onunla uğraşamazsın, imkansız. Ama onun arkasını çekip bir yıkayabilirdin ya da onun arkasındaki fayanslar yıkanabilirdi. Banyoda o termosifonun üstüne de çok fazla bir merdivenle falan çıkıp onun evet, üstünde silemedin. O da yarım kaldı. Hani banyoda tam anlamıyla evet şuraya elimi attım ama pırıl pırıl yaptım. Olmadı. Çok fazla bir şey göremedim orasını. Eline koluna sağlık. Daha 21 yaşındasın. Enerjin de gayet güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.